İnsan, şimdi Alevi ansiklopedisini kim hazırlıyor? Önce bakmamız gerek. Kim kime ne hazırlıyor? Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Şimdi Alevi inancında olmayan bir insanın hazırladığı bir ansiklopedinin Alevi yaşamının ve felsefesinin içerisinde her şeyini almayacağına inanmak gerekiyor. Ama bu ne olur? Harmanlama olur. Yarısı Alevi, yarısı Sünni, yarısı Şii ve diğer inançları da içine katarak bu Alevidir der. Çünkü inancı yaşayarak ayakta tutabilirsin. Yaşayarak bir inanç önderinin bu işin içerisinde yoksa benim için fazla tutarlılığının olmadığına inanıyorum. Alevi ansiklopedisinin Alevi inanç kurumlarının ve Alevi dedelerinin Alevi bilim insanlarının, Alevi akademisyenlerin hazırlanmasının gerektiğine inanıyorum. Her kişinin inancını kendisine bırakacaksın. Tanrı ile kulun arasına hiç kimse girmiyorsa, yaradan ile yaratılanın arasına hiç kimse girmiyorsa, bu işte de bu inançla inancın, kültürün, varlığının korunabilecek kitaplarının ve hizmetlerin hazırlanacağını, o hizmetleri iyi bilen, o hizmete ait kişilerin hazırlaması gerektiğine inanıyorum. Alevi kurumları ne yapmalı? Alevi kurumlarının ne yapacağını çok iyi biliyoruz. 93 nasıl bizim çağımızın Kerbela'sı olduysa, Alevi kurumları da bir araya gelecektir, örgütlenecektir. Örgütlenerek buna karşı hazırlık yapacaktır, yürüyüşler yapacaktır, parlamentoya gidecektir. Diğer boyutlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer demokratik kuruluşlarla, siyasi kuruluşlarla işbirliği yaparak bu işe karşı, devlete karşı, muhalif iktidara karşı muhalif gruplarla beraber program hazırlayacaktır. Devlete diyecektir ki bu olamaz diyecektir. Meclise taşıyacaktır, kamuoyuna taşıyacaktır. Gazetelere, televizyonlara, basına taşıyacaktır. Toplumu bilinçlendirecektir. Alevi kurumları siyaseti düşünüp kurumun başında ben varım, benden başka kimse yok derdinden kurtularak oraya hizmete yönelecektir.